وبالنسبة للأصول التشريعية عند الإباضية تشريع أصولنا gelince فإنها لا تختلف عن بقية المذاهب الإسلامية بشكل عام. Diğer mezheplerle genel olarak aslında hiçbir fark söz konusu değildir. خاصة مع المذاهب الأربعة. Özellikle de dört mezhepten Hanefilik, Şafilik, Hanbelilik ve Malikilik mezhebinden çok farklı bir durum söz konusu değildir. فمصادر التشريع المعروفة الكتاب والسنة والإجماع هذه المتفق عليها هي كذلك عند الإباضية وهم أيضا يأخذون بالقياس كمذهب الجمهور. Edille-i şer'iyeden kabul edilen işte kitap, sünnet, icma ve kıyas aynı şekilde ibadilik mezhebinde de edille-i şer'iyeden kabul edilmektedir. كما يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى في منظومته في أصول الفقه تسمى شمس الأصول. İmam es-Salimi'nin usulün yani tefsir usulünün güneşi olarak kabul edildiği أصول الفقه شمس الأصول شمس الأصول adlı kitabının ifade edildiği İmam es-Salimi'nin يقول حد أصول الفقه علم يقتدر به على استنباط أحكام السور. كرر من فضلك. تعريف حد تعريف أصول الفقه هو علم يقتدر به على استنباط أحكام السور. Evet. Su ayetlerin istinbatından elde edilen bir delildir. Yöntemdir. من القرآن أحكام السور وسنة الرسول والإجماع. Ve yine Allah'ın peygamberinin sünneti ve icma da burada istinbat edilecek bir yöntemdir. كذلك القياس مع نزاع. Aynı şekilde nizaa uğramış dahi olsa kıyas da bu yöntemlerden bir tanesidir. ومذهب الجمهور أهل العلم أن القياس مثبت للحكم وهو الصحيح لورود النص منبها عليه أو مستقصي. Naslarda bulunsa dahi kıyas bulunmadığı takdirde kıyasa başvurmak gerekmektedir. Burada bazı durumlarda ihtilafa düşülse dahi kıyası tartışarak elde etmek mümkündür. Ve el-usulü selâfe üç usul sünnet, icma ve kitap. Hâzihi la yecûzu fîhel içtihâd. Bunlarda asla içtihat yapmak caiz değildir. Fe men hâlefe nassan kat'iyyen fî içtihâdihi fehuve hâlik. İçtihadında kesinlikle herhangi bir nassa aykırı içtihatta bulunan kimse helak olmuştur. يقول الإمام السالمي في منظومة اسمها أنوار العقول. İmam-ı Salimi bir manzumesinde şöyle ifade etmektedir. أنوار العقول. أنوار العقول adlı. والأصل للفقه كتاب الباري. Fıkıhta asıl olan Kitab-ül Bari yani Kur'an. إجماع بعد سنة المختار. Sünnetten sonra da icma yöntemidir. والاجتهاد عند هذه منع. Ve yine içtihat Hadi'nin Kitab-ı Sünnet İcma. Kitap Sünnet İcma'dan sonra munia. والاجتهاد عند هذه منع. İçtihat yoktur bu üç yöntemde. Naam. Aynen öyle. Ben onu hiç ifade edemedim. وهالك من كان فيها مبدعا. Eğer ki onun üzerine bir şekilde yeni bir şey koymak isteyen olursa kesinlikle helak olmuştur. Ama ma ada hadi fecaiz ve ra'yu fi gayri usul juwiza ay usul الثلاثة هذه. Yani bu üç usul dışında herhangi bir şeye yeni bir şey konulduğu takdirde bunun caiz olduğunu söylemek mümkündür.